Matematik dersine farklı ve daha eğlenceli bir pencereden bakmaya ne dersiniz? Evet dediğinizi duyar gibiyim. O halde doğru yerdesiniz. Sevimli matematiğe hoş geldiniz. <laughs> Merhabalar sevgili öğrencilerim, sevgili 7. sınıflar dersimize hoş geldiniz. Nasılsınız? Ben sizleri gördüğüm için çok iyi oldum. Benden önce de gelmişsiniz, <laughs> beni beklemişsiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Eğer hala kanalımıza abone olmayanlar varsa hemen dersten önce abone olursanız harika olur canlarım. Bugün sizlerle çok güzel sorular çözmeyi planlıyoruz. İnşallah sizler için çok faydalı ve güzel bir ders olur. Evet hazır mıyız bakalım şöyle bir bakayım yorumlarınıza. <laughs> evet harikasınız okuyorum yorumlarınıza harika. Evet Efe matematikten 100 matematik uygulamalarından da 100 almış süper tebrik ediyorum. <laughs> evet çocuklar derse başlamadan önce Birer tane de beğeni alabilirsem sizden harika olur. Hemen beğenilerimizi artıralım. Kaçıncı beğeninin sizin olduğunu yazarsanız da müthiş olur, müthiş ötesi olur. Evet, haydi başlayalım. İlk sorumuz gelsin bakalım. Evet sevgili öğrencilerim, sevimli kafeden hepinize birer tane çay, kahve, meyve, suyu, süt istediğiniz herhangi bir şey bir tane de kek hediye ediyoruz. Hatta bu kek doğum günü keki olsun. Ne dersiniz? Bugün doğum günü olanlar varsa onların doğum günü pastası, doğum günü keki olsun. Onlara da buradan iyi ki doğdunuz diyelim. Doğum günü olan var mı? Hemen yorumlara yazsın. Birkaç gün önce, birkaç gün sonrası da olur. Bu aralarda doğum günü olanları bir görelim bakalım yorumlarda. Peki bizim sorumuz ne ile alakalı? E o kadar kekten konuştuk haliyle kekle alakalı. Feride Hanım bir kek yapacak şimdi bizim için. Feride Hanım aşağıda gösterilen unun 2 bölü 5'ini poğaça, 1 bölü 4'ünü börek ve geriye kalan da kek yapmak için ayırmıştır. Buna göre Feride Hanım'ın kek yapmak için ayırdığı un kaç gramdır diye sormuş bize. Hemen bulalım. Çocuklar bunda farklı farklı yöntemler var. İstediğiniz yöntemi kullanabilirsiniz. Öncelikle şöyle yapalım. Poğaça için kullandığımız unu bulalım. Poğaça. Poğaça için kullandığımız unun neymiş? 2 bölü 5'i. 600 gramın 2 bölü 5'i. Nasıl buluyoruz 600 gramın 2 bölü 5'ini? 600'ü 5'e böleriz değil mi? 120. Sonra 120 ile neyi çarpıyorduk? 2'yi çarpıyoruz. 240 gram. Poğaça için 240 gramlık bir un harcıyormuşuz. Sonra börek için. Börek için de 1 bölü 4'ünü. O zaman yine 600 gramın 4'te berini bulacağız. 600'ü 4'e böldük. 150. 150 ile 1'i çarptık. E 150. 150 gramın gram ne? <laughs> gramını da börek için harcıyormuşuz. Geriye kalanı da ne için harcayacağız? Kek için. Peki geriye ne kadar kalır onu bulalım. Öncelikle ne kadar harcadığımızı yani poğaça ve börekte toplamda ne kadarlık bir harcamamız olduğunu bulalım. 240 artı 150 diyeceğiz. 390. Sonra toplam gramımız ne kadardı? 600 gram. 600 gramdan da neyi çıkartacağız? 390'ı çıkartacağız ve 210 gram bulacağız. 210 gram da ne için harcıyoruz çocuklar? Kek için harcıyoruz. Kek yapmak için 210 gramlık bir una ihtiyacımız varmış. Cevapta ne oldu? C seçeneği oldu. çocuklar nasıldı bakalım sorum. Şöyle bir bakayım yorumlarınıza kısaca. <laughs> ben bu ünitede çok kötüyüm kafam karışıyor demiş öğrencimiz. Evet. İnşallah daha iyi olur bu derslerden sonra. Bakıyorum şöyle yorumlarınıza birazcık bakayım. Hocam iyi ki varsınız. <laughs> Teşekkür ediyorum. <laughs> Haydi bakalım yeni sorumuza ne dersiniz? Evet cebirsel ifadeler demiş Berkay. Harika bir cevap. Çocuklar cebirsel ifadelere de bu arada <laughs> hazır konusu açılmışken pazartesi günü geçiyoruz. Pazartesi günü saat 20'de konu anlatım videomuz her zamanki gibi kanalda oluyor. Bu hafta da attık. Bu haftakini izlemediyseniz hemen izleyebilirsiniz bu dersten sonra. Haftaya pazartesi günü de ne yapacağız? Cebirsel ifadeler konu anlatımımız gelecek. <laughs> Haydi diğer sorumuza geçelim. Cevaplarınızı bekliyorum. Cevapları benden önce çizerseniz hemen atın olur mu? Peki diğer sorumuza nasıl geçelim? Uçarak geçelim mi? Ne dersiniz? Ne zamandır uçmuyoruz? Hemen bir helikopter gönderiyorum canım öğrencilerim için. Neredesin helikopterimiz? Evet herkes helikoptere atladıysa ikinci soru gelsin. Evet canlarım sıradaki sorumuz bol bol koşmalı bir soru. Bakalım nasıl bir soruymuş? Evet işte sorumuz. Bir atlet her gün bir önceki koştuğu mesafenin 1 bölü 3 oranında fazlasını koşmaktadır. İlk gün 2700 metre koşan bu atlet dördüncü gün kaç metre koşmuştur? Hemen hesaplayalım. Öncelikle şöyle bir ayıralım. 1-2-3-4 gün diye olur mu? tatım 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 tatım. Evet, birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün ve dördüncü gün. İlk gün 2700 metre koşmuş bu burada. Sonra ikinci gün ne yapacak? Birinci günün 1 bölü 3 oranında daha fazlasını koşacak. O zaman 2700'ün 1 bölü 3 oranında fazlasını mı bulacağım? Evet. Önce 2700'ün 3'te birini bulalım hadi. 2700'ün 3'te birini nasıl buluruz? 2700'ü 3'e böleriz. 2700'ü 3'e böldüm. Kaç bulurum? 27'yi 3'e böldüğünüzü düşünün. 9. Sıfırları yanına eklediniz. 900. Sonra 900 ile neyi çarpıyorsunuz? 1'i. Ne bulduk? 900. 3'te biri neymiş? 900'müş. Sonra ne yapacağız? Tabii ki ikinci gün 2700'den 900 daha fazla gitmiş olacak. Dolayısıyla 2700 artı 900 diyeceğiz ve ikinci gün koştuğu miktarı bulacağız. Bu da ne olacak? 3600 metre olacak. İkinci gün 3600 metre koştu. Şimdi üçüncü günü bulacağız. Üçüncü günde ikinci gündekinden 3'te üçte bir daha fazla. O zaman 3600'ün üçte birini bulacağız. 3600'ü neye bölüyoruz? 3'e bölüyoruz. 36'yı 3'e böldüğünüz 12. 2 tane sıfırda da yanına eklediğiniz 1200. 1200'ü 1 ile çarpmanız lazım ama çarptığınız aynı şey gelecek artık biliyorsunuz. Bu yüzden nedir? 1200. O zaman 3600 artı 1200 mi diyeceğiz burada da? Evet. 3600 ile 1200'ü toplayacağız. Şöyle aşağıya yazalım daha güzel görünsün. Kaç buluyoruz? 4800 metre. Üçüncü günde 4 4800 metre gitti. Dördüncü gün Üçüncü günden yine 3'te 1 oranında daha fazla gidecek. O zaman bu defada da neyinkini bulacağız? 4800'ün 3'te 1'ini 3'e bölüyorum. 48'i 3'e böldüğünüz 16 0 1600. 4800 artı 1600 diyeceksiniz. 4800 ile 1600'ü topluyorsunuz. 6400'ü buluyorsunuz. Ve bize ne diyor? Dördüncü gün kaç metre koşmuştur? Dördüncü gün kaç metre koşmuş? 6400 metre koşmuş. Şöyle metresini de yazalım. Evet. Evet çocuklar cevaplarınızı görüyorum. Benden önce çözmüşsünüz. Harikasınız. O zaman üçüncü soruya geçelim. Bakalım onu da çözebilecek misiniz ki? Bence çözeceksiniz. Çünkü benim öğrencilerim harikadırlar. Matematikte çok iyidirler. Haydi bakalım. Üçüncü sorunun cevaplarını bekliyorum sizden. Sizlerle birlikteyken zaman böyle su gibi geçip gidiyor çocuklar. Zaman demişken sizce sıradaki sorumuz zamanla ya da saatlerle ilgili olabilir mi? Neden olmasın? Haydi bakalım acaba sorumuz neyle alakalı? Sorumuz bir akıllı saat sorusu. Akıllı saat almak isteyen bir çocuğumuz var. Adı Murat. Bu Murat başlangıçta boş olan kumbarasına her gün 4,25 lira para atıyormuş. 120 günün sonunda kum biriken paranın 5'te 3'ü ile akıllı saat almış. Buna göre akıllı saatin fiyatı kaç liradır demiş. Her gün ne kadar atıyormuş? 4,25 TL. O zaman toplamda ne kadar parasını biriktiğini bulabilir miyiz? Evet buluruz. Nasıl buluruz? 4,25 ile neyi çarparak? 120'yi çarparak bulabiliriz. Hadi çarpalım. Çocuklar ondalık sayıyla çarpma işlemini tekrardan bir hatırlayacağız burada. Böyle bir sayıyla çarpma işlemi yaparken öncelikle sanki ondalık değilmişiz gibi düşüneceğiz. Yani 425 ile 120'yi çarpıyormuşuz gibi. Hadi çarpalım. 0 ile 5 çarptım 0. 0 ile 2 çarptım 0. 0 ile 4'ü çarptım 0. Neden? Çünkü 0 çarpma işleminin yutan elemanıdır. Her şeyi yuttu. 2 ile 5'i çarptım 10. 10'un 0'ı. Elde var 1. 2 ile 2'yi çarptım 4. Elimde de 1 vardı 5. 2 ile 4'ü çarpıyorum 8. 1 ile 5'i çarptım 5. 1 ile 2'yi çarptım 2. 1 ile 4'ü çarptım 4 ve topluyorum. 0 0. 5 5 daha 10. 10'un 0'ı elde var 1. 8 ile 2'yi topladım 10. 1 de elimde 11. 11'in 1'i elde var 1. 4 ile 1'i topluyorum 5. 51.000. Sonra ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Bakıyorsunuz buradaki ondalık sayılarınıza. Bir tane ondalık sayımız var. Virgülden sonra sağ tarafta kaç tane basamağı var? 1, 2. O zaman diyorsunuz şuradan da 1, 2 tane sayıyı atlarım ve buraya virgülü koyarım. 1, 2. Bakın 2 tanesini atladım ve araya 0 e, virgülü koydum. Ve çocuklar virgülden sonra eğer sıfırlar varsa ne yapıyorduk? Onları silebiliyorduk. O zaman cevabımız da ne olur? 510 olur. Yani 510,00 zaten neye eşittir? 510'a eşittir. O zaman bizim çocuğumuzun 510 TL'si mi var? Evet. 510 TL'nin 5'te 3'ü ile akıllı saat alacakmış. O zaman 510 TL'nin 5'te 3'ünü bulalım. Şöyle yazalım. 510 TL 3 bölü 5'i. Nasıl bulacağız? 510'u neye böleceğiz? 5'e böleceğiz değil mi? 510'u 5'e bölüyoruz. 510'u 5'e bölelim. Kaç buluruz peki? 102 mi buluruz? Evet, 102 buluruz. Sonra 102 ile de neyi çarpıyoruz? 3'ü çarpıyoruz. 102 ile 3'ü çarptık. 306 TL. Demek ki akıllı saatine ne kadar almış? 306 TL'yi. Yani C seçeneği. Evet canlarım bu kar topu sizin için gelsin. Çünkü biraz sizi şöyle kendinize getirmek istedim. Bir sonraki sorumuz biraz zor. Bu yüzden kardan adam gibi koşarak enerjik bir şekilde geçmek istiyorum. Hazır mıyız bakalım sıradaki sorumuza? Bu soru son sorumuz çocuklar ama dediğim gibi biraz zor. Benden önce çözerseniz cevaplarınızı bekliyorum. Bu arada soruları çözerken mutlaka kontrol ediyorum cevaplarınızı. Bakıyorum Bakalım çözüyor musunuz çözmüyor musunuz? Haydi geçelim sorumuza. Evet canlarım biraz öncekilerden biraz daha zor bir soruyla devam ediyoruz. Şimdi bir market aşağıdaki bidonda bulunan sıvı sabunun yarısını her biri 7 bölü 8 litrelik diğer yarısını da her biri 3 bölü 8 litrelik şişelere doldurup satacaktır. Bakın şişelerimiz burada büyük şişeler 15 TL küçük şişeler 8 TL'den satışa sunulacaktır. Buna göre bu markette tüm şişelerin satışından kaç lira gelir elde edilir. Öncelikle şu sıvı sabunumuzu tam sayıya bileşik kesre çevirelim. Öyle hareket edelim olur mu? Daha çok işimizi kolaylaştıracak. Nasıl çeviriyorduk? Bileşik kese bir hatırlayalım. 15'e 4'ü çarpıyorduk. 60, 60'a 3 ekliyoruz. 63, 63 bölü 4. Evet bileşiğe çevirdik. Sonra çocuklar bunun yarısını bulmamız lazım. Çünkü bir yarısını şuraya kullanacağız. Bir yarısını da buraya kullanacağız. O zaman hemen yarısını bulalım. 63 bölü 4'ün yarısını nasıl buluruz? 63 bölü 4'ü 2'ye bölerek tabii ki değil mi? Hemen şu köşede yapalım hatta. 63 bölü 4'ü neye bölüyoruz? 2'ye. 2'yi de hemen rasyonel sayıya çevirelim. 2'nin altında gizli ne vardır? 1 vardır. O zaman biz rasyonel sayılarda bölme yaparken ne yapıyorduk? 63 bölü 4 Bölmeyi çarpmaya çeviriyorduk. 2 bölü 1'i ne yapıyorduk? Ters çeviriyorduk. 2 bölü 1 ne olacak? 1 bölü 2 olacak. Ve devam ediyoruz. Şimdi çarpma yapıyoruz. 63 ile 1'i çarpıyoruz. 63 bölü 4 ile 2'yi çarpıyoruz. 8. 63 bölü 8. Bu ne? Yarısı. 63 bölü 8'i 7 bölü 8 litrelik paketlere. Diğer 63 bölü 8'i de 3 bölü 8 litrelik şişelere dolduracağız. Evet, peki doldurduğumuzda ne olacak? 63 bölü 8'i, 7 bölü 8, 7 bölü 8, 7 bölü 8'erlik şişelere doldurmak için ne yapmamız lazım? E 63 bölü 8'i, 7 bölü 8'e ne yapmamız lazım? Bölmemiz lazım. O zaman büyük ve küçük şişelerin kaçer tane olduğunu bulmamız lazım. Onlar için şöyle bir tablo yapalım. Büyük şişe diyelim. Büyük şişe, kaç tane olduğunu bulacağız. Buraya da küçük şişe diyelim küçük şişe bunların da kaç tane olduğunu bulacağız haydi bulalım 63 bölü 8'i 7 bölü 8'e ne yapıyoruz bölüyoruz 63 bölü 8 bölü 7 bölü 8 peki bölerken ne yapıyorduk ters çeviriyorduk 63 bölü 8'i olduğu gibi bırakıyoruz bölme çarpmaya döndü 7 bölü 8'i ters çevirdik 8 bölü 7 oldu peki sadeleştirebiliyor muyduk hem de çok güzel eğer arada çarpma varsa çok güzel sadeleşirdi 8'e 8 sadeleşti 1 1 olur 63 ile 7'e sadeleşir. 7'yi 7'ye böldüm 1. 63'ü 7'ye böldüm 9. Şimdi çarpalım. 9 ile 1'i çarptım 9. 1 ile 1'i çarptım 1. Yani sonuç ne oldu? 9. Demek ki 9 tane şişemi kullanıyoruz burada. Evet 9 tane büyük şişemiz olacak. Sonra küçük şişelere bakalım. Diğer 63 bölü 8'i de kaçarlık şişelere dolduruyoruz? 3 bölü 8 aylık. Bunu da 63 bölü 8'i yazıyorum. Aradaki bölme çarpmaya dönüyor ve 3 bölü 8'i döndürüyorum. 8 bölü 3 oluyor. Yine sadeleştirerek devam edelim. 8'i 8'e böldüm. 1, 8'i 8'e böldüm. 1, 63 ile 3 ile sadeleşir mi? Sadeleşir. 3'ü 3'e böldüm. 1, 63'ü 3'e bölüyorum. 21. Buradan da ne bulduk? 21. Demek ki 21 şişeyi de küçük şişelere dolduruyorum. Şimdi ne kadar paramız olacağını bulacağız. Haydi gelin bulalım. Büyük şişelerin her birisi 15 TL'den mi satıyor? Evet. O zaman 15 TL'yi e neyi çarpacağız? 9'u çarpacağız çocuklar. Çünkü 9 tane şişemiz var. Ve küçük şişelere, küçük şişelere bakalım. 21 şişemiz vardı. 21 ile neyi çarpacağız? 8'i. Çünkü küçük şişeler 8 TL'den satılıyor. 21 ile 8'i çarpıyorum. 8 ile 1'i çarptım. 8, 8 ile 2'yi çarptım. 16, 168 TL tüm şişelerin satışından kaç lira elde edilir? İkisini toplarsak kaç lira elde edildiğini de bulabiliriz. <laughs> Hemen toplayalım. 135 ile 168'i topluyoruz. 8 ile 5'i topladık. 13. 13'ün 3'ü elde var 1. 6 ile 3'ü topluyoruz. 9. 1 de elimizde 10. 10'un 0'ı elde var 1. 1 ile 1'i topladık. 2. 1 de elimizde 3. 303. Evet tüm şişelerimizin satışından 303 TL para elde ettik. Şurası sonuç şöyle ayıralım karışmasın. Evet. Ve zil çaldı çocuklar dersimizin de sonuna geldik. Buraya kadar geldiğiniz için beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok fazla emek veriyorsunuz görüyorum. İnşallah hayatınız e, emeklerinizin karşılığını aldığınız çok güzel bir hayat olur. Böyle gül bahçesi, çiçek bahçesi gibi bir hayatınız olsun canlarım. Yürüdüğünüz yollar hep çiçek bahçesi olsun inşallah. Sizleri çok seviyorum çocuklar. İyi ki varsınız. İyi ki benim öğrencilerimsiniz. <laughs> evet. Şöyle kısacık yorumlarınıza da bakayım. Sağ olun hocam sizi seviyoruz görüşürüz demiş Ali teşekkür ediyorum. Çok güzel demiş Emre teşekkür ediyorum. <laughs> Bu kadar mıydı demiş Tuğçe. Evet Tuğçe'cim bugünlük biraz kısaydı. Ama eğer pazartesi günkü dersimizi izlemediyseniz ya da bundan önceki derslerimizi izlemediyseniz hemen onları da izleyebilirsiniz. Bu arada çocuklar çıkmadan e, hala beğenmeyenler varsa beğenirseniz harika olur. Bulem demiş ki hocam çok sağ olun sizler sağ olun canlarım. Çok keyifli geçti demiş Öznur. Benim için de öyleydi çocuklar. Sizlerle olduğum her an gerçekten benim için de çok keyifli. Hepinize çok teşekkür ediyorum. <laughs> Ve dersimizin sonuna doğru geliyoruz. Kendinize çok iyi bakın çocuklar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sonraki derslerimizde görüşmek üzere. Havai fişeklerle veda edelim.